Bugün sizlere beraber Wake Aircraft'ın modlarını tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle videoya girince FPS'im acayip kötü duruma düştü. Yarım saattir aynı video denemesini yapıyormuşum ama F11 yerine F10'a basıp durduğumdan dolayı bütün videolar silinmiş. Benim sorunum. Bugün Wake Aircraft modunu tanıtacağım. Wake Aircraft modunu aşağıda bulabilirsiniz. Haritanın linkini de aşağıda bulabilirsiniz ve şurada bir tane spoiler'ı göstermem lazım. Burada bir tane ara var. Bunun bu modun linkini unuttum. Kusura bakmayın. Yani her türlü araba oluyor zaten. Şimdi hemen şu planörümüzden başlayalım. Arkadaşlar şimdi modu tanıtmak gerekirse şöyle bastığımızda bu mesela şu anda korkuyor. Yani bu uçak uçurmuyor. Bire bastığımızda pilota geçiyoruz mesela. Sol altta dikkatli bakarsanız bak. Empty ve Alpha olarak gözüküyoruz. 1 ve 2'ye bastığımızda değişiyoruz. 1'e bastığımızda pilot oluyoruz. R'ye bastığımızda uçak uçmaya başlıyor. W'ye bastığımızda gaza köklüyoruz ve mouse ile uçağı hareket ettiriyoruz. Öyle. Ve bunu Türkiye'de ilk yapan kişi biziz. Evet. Yabancılar yapıyor. Doğru da olsa kendi başıma bir türlü bulmayı çalıştım. Yapmaya çalıştım yani. Sonunda yapabildim bir şeyler. Böyle W'ya uzun süre basarsanız hızlanıyoruz. Ve mesela D veya A'ya bastığımızda yumuşak sağa veya sola dönüş gibi bir şey oluyor. İnişe geçiyoruz. Motoru kapat. Bırak. Böyle FPS bakımından silmek zorundayım. Videoda FPS'im acayip kötü. Şu anda belki size gözükmüyordur ama 8 FPS alıyorum bak. Oyun içinde normalde 50 FPS'e kadar çıkıyor ama videoda 8'e düşüyor. Hazır buraya gelmişken şu uçağımızı kullanalım. Royal Air France diye bir şey. Yani büyük uçağı. Bu uçağın bir güzel özelliği var arkadaşlar. Yani uçağın motorları gümlemedi değil mi? Tamam, geri kalanını boşver. Şimdi bir şey gümledi. Uçağın sesleri falan kesildi. Bir şeyler oluyor uçağa. Evet, uçağı süremiyoruz. Motoru gümlemiş veya başka bir yer. Evet, motorundan duman çıkıyor. Siliciyle silelim. Aha, modlar ortaya çıktı bak. Şöyle. Yok, araçlardaymışım. Varlıklara geliyoruz. Welcome size. Evet, tıkladığımızda çıkıyor zaten karşımıza. Tüm uçakları uçurmak aslında fazla zorunda değilim ama ben size göstermek amacına en güzelleri seçmeye çalıştım. Değişikleri seçmeye çalıştım arkadaşlar. Buna bildiğiniz şey koyabiliyorsunuz yani. Araba falan koyabiliyorsunuz. Bildiğiniz araba giriyor bunun içine. Ama arabayı sabitleyici bir şey kullanmazsanız düşüyor araba. Hatta şey bugabiliyor, sokabiliyor uçağı, ters falan çevirebiliyor uçağı. Anlamadım bir şekilde. Yani tam olarak çalışmıyor kargo bölümü. Şöyle R'ye basıyoruz, W'ye bastığımızda yüklendik. Beni geri tepti bu uçak. İstemiyormuş beni, bunu öğrendim. Tamam, sonunu silebildim. Burada çoklu... Mesela bu uçak modu Military RP diye bazı serverlar oluyor. Oluyor, söyleyemedim. İşte o serverlarda takım oyunu olduğundan dolayı çoğu zaman düşmandan 90'a doğru giderken böyle takım arkadaşlarını toplayabiliyorsunuz bunu arkadaşlar. Bildiğiniz böyle eğilerek tıkladığımızda şöyle oturabiliyoruz buna. 9 kişilik yerimiz var. Sol altta görüyorsunuz bak. 9 kişilik yer. Bir tane pilotumuz oluyor mesela. Savaş uçakları da var. 2 kişi binmek zorunlu değil aslında. Tek başına da kullanabilirsin ama uçak büyük ihtimal çakılır. Onları da göstereceğim birazdan. Şöyle. Bu arada şeyde normalde göremiyorsunuz pilotken. FPS'e bastığınızda ortalığa doğru bakabiliyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz işte. Böyle gazı aslında köklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ben
Gazı köklemiyorum. O nasıl olacak patlıyor. Eğer helikopter gibi bir şey deseniz gazı köklemenizi tavsiye ederim. Çünkü bir süre sonra helikopter düşmeye başlıyor. Köseye bastığımızda da hızımız azalıyor. Daha çok artıyor nedense benim. İnişe geçtim. İnişimi yaptım. R'ye basıyorum. Motor tekrar kapanıyor. Çıktığımızda bizi buraya atıyor. Biz buradan çıkabiliyoruz. Çıktık. Bu arada arkadaşlar bak burada bu ne lan, ben böyle şeyler mi yüklemişim? Neyse hiç görmemişim. Şeyden yararlı şeylerden mi ne? Buradan vardı. Nerede o? Bulamadım. Options'larda mı ne işte? Heh bek. Aircraft. Buradan geliyoruz. Start. Mesela motor başlangıcı R olarak. Otomatik hepinizde R olarak başlar. Ben bunu R'de bırakmayı tercih ediyorum. İstiyorsanız siz bunu Enter'de atayabilirsiniz. E'yi atarsanız büyük ihtimal bozukluk çıkar. Çünkü X'e çakışıyor bu. Onu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kafanıza göre takılın bunu. Araçlardan yapabiliyorsunuz. Bu arada bayağı spoiler vermiş oldum. Bu yeni bir seri arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten 2 gün sonra okullar açılıyor. Bugün gecenin 12'sinde ben video çekiyorum. Gözüküyor mu bilmiyorum. 12 işte. Gece 12. Yeni bir Discord sunucumuz açıldı bu arada arkadaşlar. Altta Discord sunucumu bulabilirsiniz. Oradan gelip sohbet muhabbet edebiliriz. Ben 7/24 orada olacağım. Ama okul başladığında çıkacağım. Bu yeni bir seri arkadaşlar. Okul başladığında haftadan haftaya bir video falan getirmeyi düşünüyorum. Cumartesi video çekeceğim, pazar renderlamayı bırakacağım ve pazartesi size hazır olabilir. Belki bir patlama falan olur, 2 video falan atarım. Gördüğünüz gibi bunda roketler falan var. Böyle altında da füzeleri var bunun. Yangın söndürücüsüdür, şunusudur, bunusudur. Şimdi arkadaşlar, sol mouse'da uçak çalıştığında mı ne ateş ediyoruz bu arada? Sağ mouse'da ise şöyle, hadi neydi? Moduna geçiyoruz. Gece görüşümü ne bu işte ya? Ben bilmiyorum bunu tam olarak. Böyle işte patır patır vurabiliyoruz burada. Aşağı doğru bakmak için birebir. Bire bastığımızda kopilota geçtik. Böyle ateş edebiliyoruz. Buna baktığımızda böyle de ateş edebiliyoruz. Aman yanlışlıkla uçaktan çıktım. Ve basıyorum bunu bir çalıştırıyorum. Kontrol tuşuna basarak da dışarıdan görünüşünü yapabilirsiniz. Space'e basılı tutarak da bakabilirsiniz. Mesela benim askerim şu anda orada. Böyle gidiyoruz. Bombardıman. İşte diyorum military RP modlarında falan bu çok işe yarayacak bir şey. Çünkü bazı serverlarda şey oluyor, böyle takım savaşları falan oluyor. Bunda füzeler çok önemli. Ve bu arada füzem bitti herhalde. 2 dersem. Füzem bunda da yokmuş. Bazı bugları olabiliyor arkadaşlar. Şöyle hazır inişe geçmişken. Kapatalım motoru. Bırak. Şöyle siliciyle siliyorum arkadaşlar. Çünkü FPS'im baya baya düşüyor fazla. Prop olduğundan dolayı. Bunu bu arada arkadaşlar varlıklardan web community olarak en altta bulabilirsiniz. Aircraft da var bunu. Ben en güzelleri seçmeye çalıştım. İnşallah doğru şeyler seçmişimdir. Burada su helikopteri de var ama burada su olmadığından dolayı onu göstertemiyorum. Şimdi bir tane de kayak şeyi mi ne var işte bu her neyse. Buna R'ye bastığımızda küçük motor aktif oluyor. Pervaneli küçük bir şey bu işte. Rafting gibi bir şey. Ne deniliyor onlara? Ben tam bilmiyorum onu. Böyle inişe de geçiyoruz. Geç. Fazla aslında göstermeye gerek yok. Hepsinin temeli aynı. Bu arada öldü. Şimdi player modelim. Şöyle Türk bayraklı Türk askeri. Aşağıda paylaşmayacağım daha. Durun. Buna özel bir mod da var. Şöyle bir FPS bozukluğu oldu. 2, 1, 3, tamam geri düzeldi. Kusura bakmayın.
Burada F16'ımız var arkadaşlar. F16. Bildiniz yani, bunu fazla göstermelik bir şey yok. Çek. Bu tek kişilik bir uçak arkadaşlar. Bu bildiğin keşifçi uçağı gibi bir şey. Sarma tüfekleri falan kullanılıyormuş aynı. Öyle gördüğünüz gibi tarayabiliyoruz ortalığı falan piçik ediyoruz. Patlayacağız herhalde. Patlamadık. Tamam, patlamasak da olur. Abo. Bir de bunun bombardıman uçağı F4 Phantom diye bir şey var. Onu buraya eklemiş miyim bilmiyorum. Eklemediysem eklerim herhalde videonun sonunda. Onunla bombardımanla bir bitiş yaparız. Şimdi şu uçakların bazılarını hiç kullanmadım arkadaşlar. Mesela şu uçağı hiç kullanmadım. Yalan söylemiyorum. Ben bu modu bayağıdır oynuyorum. Nereden baksam bir ay falan oluyor bu moda başlayalı. Ama şunu şunu bir türlü deneyemedim. Çünkü hava sahalarına gerçekten büyük. Bu map'i de yeni buldum zaten. Bir iki günümü falan buldu. Bir iki gündür de bilgisayar başında olmadığından dolayı CSGO'da takılıyorum gelende. Bu arada CSGO videoları da çekmeye başlayacağım. Ne çok konuştum, boğazım ağrıdı. Yeter. Gel sen benimle. Seni kalkışa götürelim. Seni hiç denemedim bak. Ümitliyim sende. Oo, kırmızı bir şey lan bu. Şekilli şukullu bir şey. Solo Türk gibi bir şey lan bu herhalde. Uçaklarından. Gösterişli gösterişli güzel. Avo patladı. Ne sıkıntı değil, bizi buraya ışınladı. Şu uçağı hiç ama hiç denemedim. İlk kez görüyorum ben bu uçağı. Hep gümlettik bu uçağı. Alır almaz gümlettik yanlışlıkla ya. Artık patlayacak mısın? Tamam. Ben o uçağı tekrar nereden bulacağım ben? Nereden çıkarttım o uçağı? Hadi bul bakayım. Hadi. Bu değil, bu değil, bu değil. Hangisi? Bunu bulmam lazım benim. Heh şu. Oo, bu sefer sarı geldi ha. Sarı daha bir güzel sanki. Ne kullanamıyoruz? Motorum mu patladı? Ne oldu sana? Oo, bak bunda mini füzeler falan da var. Ne bilemiyor sana? Aga binemiyor. Binilmiyor buna. E basınca da olmuyor. Yenisini çıkarttık. Sıkıntı yok benim için. Ama sen beni öldürürsen ben sana nasıl bineceğim? Böyle uçak olmaz. Gümlettik uçağı zaten. Patladı. Modda eklentiler var arkadaşlar bak. Şimdi bunlar tek paket olarak gelmiyor. Teker teker bazıları teker teker uçaklar. Mesela şu bütün helikopterlerin yarısı tek satılmıyor işte. Yani Magnum şey paketleri gibi bir şeyler. Bu arada bu bombardıman alttan füze bırakıyor bu. Dev gibi bir füze hem de. Bu F4 Phantom'la aynı şey yapıyor. Bu takım arkadaşlar baya güzel gider. Şöyle bir de makine tüfek var orada da neyse. Ona karışmayalım. Ne oldu? Ne oldu? Ben anlamadım. Aga ne oldu zannemim? Yerdeki füzeleri çarptık galiba. Bir diyelim. Roketle diyelim. Kaldır. Otomatik kapandı gördüğünüz gibi. Yere yaklaştığınızda ve hızınız düşmeye başladığında otomatik olarak inişi algılıyor sizi. Hızını düşürüyor, fazlalaştığında şey yapıyor.
Aman 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 aman. Düşürdük. Ben bu uçağı düşüreceğimine eminim. Emindim yani. Ben buna bir bombardıman yapmak istiyorum. Sarımsı bir şey geldi. Bu ne? Bu Fransa bayrağı mıydı, İngiliz bayrağı mıydı? Anlamadım. Sen bu sarılar ne kullanılıyor? Sen de gümledin, sen de git. Şu fokusları kullanabiliyor. Kullan seni, kullan kullan kullan. Şöyle 3'e basarsak patla. Gördüğünüz gibi son bombardımanımızı da yaptık. Şöyle hemen diğer uçaklarımıza geçelim. Bu bildiğiniz Atak helikopteri işte. Fazla bir şey yok bunun. Onunla ortalığı tarayabiliyoruz. Böyle ortalığa doğru. Füzemiz de bitti. Füze değerlerimiz de en altta bak gözüküyor. F500 kaldı. Mesela bu da bitmek üzere. 600'lerde falan yani bu. Bitmek üzere değil bence. Tamam, bu uçak da gitti zaten. Kendisi patlamak istedi. En sonu en bomba olan, en güzeli o. Bu da bildiğiniz şey uçaklarından, nakliye uçağı gibi bir şey bu. Uçur bunda, bu da 8 slotluk bir şey var, koltuklu. Kaldırmayı indirmeye boşver bunu, boşver. Ben son vurgunu yapmak istiyorum. Bu bildiğiniz, patlamadın değil mi sen? Nakliye uçağı, bu bildiğiniz nakliye uçağı. Şimdi 3'e bastığımızda nakliye bölümüne geliyoruz. 4'e bastığımızda o nakliyeyi inceleyebiliyoruz yani. Buradan görebiliyoruz ortalığı. Ama benim o kadar fazla kabiliyetim olmadığından dolayı onu ben böyle getirebilir miyim? Neyse boşver. Kaldıracağız uçağı. Yapacak bir şey yok. W'ye basıp çeker, basıp çekerseniz daha da hızlanıyor gibi oluyor sanki arkadaşlar. Ya. Uçağa bir suç alın. Uçağa bir şeyler oldu. Aga ben direkt şunun yanına spamlıyorum ya. Yoksa ben bunu uçururken yapamam. Şöyle ben size göstereyim arkadaşlar. Bir sayfamla şey yaptık. 3'e geliyoruz. Böyle W ile geri çekiyoruz. T ile aşağı doğru götürüyoruz. Sol mouse'a ateş etme tuşuna bastığımızda takılıyor. Sonra W'ye çekmeye başladığımızda bu kendi boşuna geliyor buraya. Şu V, A, D çalışmıyor. Bir işe yaramıyor gibi onlar. Ve bunu sağdan soldan tutarsanız bozulur bu. Zardor çekiyor bunu yani şu anda. Aa bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ooo altı birden çıkmıyor bu. Çekmeye çalışıyor. Bunu buradan çıkartamıyoruz. Görüyorsunuz bu buraya yapışmış. Tamamen yapışmış bir şey. Şöyle bunu bir çıkartalım. Tekrar takalım. Böyle. Bir süre sonra çekilmiyor bu çünkü 4x4 bir araba. Çıkmam lazım. Büyük ihtimal bunu buga sokacağız.
Ya kaldıralım bunu. Görüyorsunuz arkadaşlar, bildiğiniz bu uçuyor. Ve şu an bir bulut kapladı bizi, ilerleyemiyoruz. Ya taşıyor arkadaşlar, anladınız siz mantığı. Bana bir şeyler oluyor. Ne oldu? Aga tekrar canlandı. Tekrar canlandım. Bu nasıl bir şey? Son olarak şu uzaylı arabalarından göstermem lazım size. Bu uzaylı arabası olmazsa olmaz. Bu bildiğimiz şu şeydeki şey gibi ya. Propslarda vardı bu da. Şimdi bulamam ben onu. Üşendim. Bunu R'ye basıyoruz. Bu değişik bir şey. İlk kez uçuracağım ben bunda. Onun bir tane daha kardeşi var, dev gibi bir şey. Onu uçurabilirdim ama ben onu uçuramıyorum. Kolsuzum ben çünkü. Aga bu ne? Bu bildiğin şey ya. Askeri uçak gibi bir şey bu. Bu bildiğin askeri uçak gibi bir şey. O zaman varlıklardan, ya şimdi video uzatıyorsunuz, uzatıyor falan diyeceksiniz, daha fazla para kazanmıyorum ben çünkü para kazanmalarım tamamen kapalı. İşte bu uzaylı manyak değişik, cibliyesiz, tipsiz, pelikana benzeyen şey. Adı da zaten pelikan. Bunu nasıl kullanacak? Ben kullanamıyorum bunu. Bunun da sırtına bir şeyler yükleyebiliyoruz galiba. Denemedim. Ooo, burada da 9 kişilik bir alanımız var. 9 kişi gayet net sığabilecek buraya. Ve sürmesi hiç kolay değil. Hiç kolay değil hem de. Aman aman. Şöyle artık. Neyse arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın demeden önce şu kartlar da ne tarafta çıkıyor bilmiyorum. Tam olarak şu taraflarda bir yerlerde çıkıyor işte. Biliyorsunuz o tarafları. Kartlardan eski videolarıma tıklayarak izleyebilirsiniz. Hepinize